Ne olsun, ben Serdar ve GTA 5 sırlarına hoş geldiniz. İlk önce her şeyi söylemeden önce şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Bilmiyorum, ara sıra belki kasabilir bilgisayar veya ne bileyim çözünürlük falan düşük olabilir. Artık idare edeceğiz belli bir yere kadar, ondan sonrasını ben bir şekilde halledeceğim. Şöyle çok ilginç bir yöntem kullanıyorum çünkü şey yapmak için. Hani capture kart aldım, o iyi de. Hani tam çözemedim sorular. Neyse. Fazla bunlarla oyalanmayalım. Şimdi şeyi inceleyeceğiz. Bir tane hayaleti inceleyeceğiz. Direkt sırlardan başlayalım dedim. Yani klasik bizim bizim klasik neyimiz? Serimiz. Buradan normalde geçebilirdik. Rahat bir şekilde geçebilmemiz gerekiyor. Neyse, şurada kamçılar falan var. Geçiyorum bunları. Allah gitsin. Nereye gidiyorduk ya? Hatırlamıyorum da bak. Şunlar çarpılıyor mu? Ne oluyor? Ha evet, yıkabiliyorum onları, güzel. Yıkabiliyorsam sorun yok. Hiçbir problemim yok. Şimdi ben buradan koşayım mı acaba ya? Koşayım mı? Koşayım mı? Çok merak ediyorum. Merak etmiyorum da acaba koşsaydım daha mı iyi olurdu diye düşündüm yani şu an için. Çünkü şey yapıyorduk. Ben yeri unuttum. Güneş yavaş yavaş batıyor. Güneş yavaş yavaş batıyor. Bunu sanırım Sanrest'te cinleri araştırırken söylemiştim. Çok troll bir video olmuştu. Hayır, 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 hayır. GTA 5 kazalar çok ölümcül oluyor. Hayır, hayır, hayır. Of, 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 of. Tabii ki arkadaşlar, her zamanki gibi bunu yapma olmazdı yani. Bunu yapmasam olmazdı. Size daima GTA'daki muhteşem şoförlük yeteneklerimi göstermem lazım. Yoksa olmuyor yani, olmayınca da olmuyor. Ne yapalım? Hop hop hop, sakin, nereden çıkacağız o zaman? Buradan mı çıkacağız? Nereden çıkacağız ya? Ha, yolu kullanmamız lazım. Yoldan peki adam çıkar mı? Michael bunu çıkabilecek mi buradan? Hikayeden başlamadım. Direkt sırlardan başlayayım dedim. Böyle isterim çünkü. Böyle isterim. Aa, kanalda diktatörüm falan yok. Öyle bir olay yok da. Hani yani sırlarla başladık. Sırlarla devam edelim. Şimdi hayaleti böyle bir kayanın ardında görecektik ama tam yerine çözemedim galiba ben. Çok güzel bu atmosfer. Şu an sanırım şu anda şey yapabildiğim en iyi şey bu. Ah. Orada mıydı? Orada mı görecektik hayaleti? Sanırım. Bu hayaletin hikayesini anlatayım. Ben de bilmiyorum. Hayaletin hikayesini ben de bilmiyorum. O kadar iyi bilmiyorum yani. Buradaydı sanırım. Mekan buydu ya. Mekan bu olabilir. Sizi yanıltmak istemem. Mekan bu değilse başa çıkacağım. Dur. İçime sığmadı benim. Şurada bir quick save atacağım. Create new save. Aynen. Aynen. Burada sırlarda buradan gidelim. Saat kaç? Saat yavaş ilerliyor. Şurada güneşin batışını birazcık izleyelim. Ben sizi bu atmosferi bir boğayım iyice. Sonuna kadar. Böyle hepsini içine çekin siz bu atmosferin. Of. Ah. Şuraya bakın ya. Yani Skyrim'de yarışıyor şu anda bu. Hatta yani Skyrim geçiyor gibi. Çünkü grafikler hafif daha şey. Abi buranın, bu oyunun her tarafı şey ya. Dağı taşı her şey güzel bu oyunun. Şuna bak ya, GTA 5 işte, GTA 5 bu. Benim beklediğim oyun da burada. Şurada bir şey var. Burası neresi? Ev. En çok bir fabrikaya benziyor. Yo, ev. Bayağı böyle üç bacalı bir ev. Neyse. Saat kaç oldu peki? Saat 20 oldu. Sanırım 11'de ortaya çıkıyor, 23'te ortaya çıkıyor. Bir 3 saat daha buradayız. İlk kez PlayStation'dan video çekiyorum. Daha önce ilk kez değil de. Aslında evet, ilk kez. Daha önce attığım o duyuru videosu vardı bir tane. Onu kardeşim oynamıştı, ben çekmiştim. O ne? İyi, fena değil. Ya normalde PlayStation 4'te veya PC'de çekebilirdim ama yeni bir PC almak istemedim. Laptopum sadece ekran kartı birazcık sorunlu. Onda da şey yapmak istemiyorum o kadar. İleri gitmek istemiyorum.
Şu kuşları görebilmek yani. Şu kuşları şuradan çat diye vur. Aa, yıldızlar ortaya çıkıyor. Rockstar yazıyor mudur acaba yıldızlara? Merak ettim bak. Yalnız ay şekil ya. Ay şurada gerçekten şekil yani. Arkasında yıldızlar falan görünüyor. Bayağı sağlam görünüyor. Dağın tepesindeyiz zaten. Görünmezse anormal olur. Görünmemesi anormal olur. Michael'ın da kıyafetler harika. Şuna baksana. Burada bir keçi sakalı bırakmış. Saçlar şekil. Kıyafetler şekil. Gömlek şu şekil benzemiş. Gladio'ya benzemiş. Siyah gömlek falan. Gene iğrenç bir espri. Daha ortaya çıkmıyor. Hemen heyecanlanmıyor. Yanlış yere gelmiş olma ihtimali yüksek. Bilmiyorum. Yani içeri geldiysen zaten eğer burada bir şey ortaya çıkmazsa ben baştan başka bir yere giderim. Zaten quick save attık. Oğlum yapma. Az önce şey oynuyordum. Fallout 3 oynuyordum. Burada ghoul'lar vardı. Böyle zombi sesi falan çıkarıyorlar. Zaten zombi yerine geçiyor da. Feral ghoul daha doğrusu. Normal bir normal ghoul var, bir de feral ghoul var. Normal ghoul normal insan gibi. Sadece yani zombinin insan şeyini düşünün. Hani tipi kaymış ama kendisi var hala, ruhu falan, bilinci, her şeyi yerinde. Ama feral ghoul'lar bildiğiniz zombi yani. Sizi yemeye geliyor. Kaç. Kaç. Kaçma, vur gitsin zaten. Fazla bir şey değil. Saat kaç oldu? Evet, 2 saat kalmış. Şuradan bakacağız. İnşallah. Şuradaki hayaletimizi göreceğiz. Bize bir el sallayacak. Şu anda yalnız bayağı korkuyorum. Bir nerede bu neydi bu kadar korkmuştum? Gemi sesinde. Biz o San Andreas'taki şeyde gemi sesi vardı. San Fierro Gantt Bridge'in yanındaki o gemi sesi vardı. Bir orada bu kadar korkmuştum. Bir tane gizem avcılarına bir şey paylaşmıştı. Gizem avcıları grubumuzda. Bir tane uzaylı resmi. Onda bu kadar korkmuştum. Yani normal bildiğiniz resim San Andreas'ın içinden çekilmiş. Haritanın bir parçası. Yani öyle dinamik model falan değil. Sala sala gezinen bir karakter değil ama bildiğin yani uzaylı belli, böyle eli falan. Onun hakkında daha sonra başka bir video daha yaparım. Resimlerin birikmesini bekliyorum birazcık. Tek resim üzerine video. Geçen defa denediğimiz gibi olmamış. 1,5 saat kaldı. Az kaldı. Bize gökyüzünü falan inceleyelim. Aslında bulutlar falan gayet şu anda. GTA 5'te uzun zamandır oynamadım. Evet, uzun zamandır oynamadım. En son şey için gelmiştim. En son crossover ne zaman geldim? Onda da oynamadım ama. Deniz altına falan inmiştim çünkü geldiğimde. O da bayağı önceydi. Neyse, onun hakkında fazla konuşmadım ama ay gerçekten burada. Hani ay tren rayına bağlanmış gidiyor. Çok ilginç bir şekilde. O dandik olmuş lan bu. Ay şuradan şuraya doğru gidiyor. Şöyle bir yörünge çiziyor. Kaç oldu saat? Aha. 1 saat kaldı. Son 1 saat. Gökyüzüne birazcık göz atalım mı? Ne tür yıldızlar var? Aa, yaklaştıkça daha fazla yıldız ortaya çıkıyor. Güzel de tabii. Çok hoşuma gitti. Rockstar yazısı yok değil mi gökyüzünde? Rockstar bu sefer aynı şakayı yapmamış. Bakın şu taraflarda hala güneş ışığının şeyleri var. Yani şu atmosferi ısırmak istiyorum şu anda CD'yi. Bilmiyorum, ben ne zaman bir şey hoşuma gitse ısırmak istiyorum. İlginç bir şey. Bir şey almıştım. İlk geldiğimde buraya. İstanbul'a da doğrusu ilk geldiğimde. F710 almıştım. F910 çıkmış şimdi. Logitech'in şeyi. Oyun konsolu. Kaç saat kaldı? 40 dakika kalmış. Onu almıştım. Onu ısırmıştım. Böyle manyaklık yaptım. İşin garip tarafı, ilk önce çalışmıyordu. Isırdım. Sonra başka bir şey yaptım, çalıştı. Tabii ısırdığım yüzünden çalışmadı ama ısırmak gördüğünüz gibi ilham veriyor. Gidin sevdiğiniz insanları ısırın diyeceğim. Yanlış anlaşılacak. Çok yanlış yerlere gider bu konu. Çok yanlış yerlere gider. Neyse. Ben burada mal gibi bekliyorum. Uf, çok heyecanlıyım. Çıkacak mı çıkmayacak mı? İlk kez tanık olacağım böyle bir şeye. Ya böyle göreceğiz, şöyle açacağız dürbünü. Ve göreceğiz yani. Orada böyle göreceğiz inşallah. Oho. 2 oldu. Açık bırakıyorum bunu.
Of, çok heyecan bastı şu an. Acayip heyecan bastı. Ulan çok fail olacak çıkmazsa. Manyağa döndüm ahbaplar, manyağa döndüm iyice. Şu anda korkudan, iki korku diyorum, bir çıkarsa ne yapacağım, altıma edeceğim, iki çıkması çok büyük bir fail olacak. 22.56, 22.57, 22.58, 22.59. Haz İşte orada. Oba, aha, bir şey yazıyor orada. Ne haber kanki? Oo, bu bildiğin süzülüyor havada ya. Yana geliyorum. Anam. O ne lan? Onun sesini mi duydum acaba? Yanımda birisi nefes aldı böyle birden. Tipsiz lan bu. Şöyle bir inceliyoruz. Aa, bu şey hayalet değil, öyle dinamik hayalet değil. Sadece buraya sıkışmış bu. Kalmış. Kendi kafasında şey yapmış. Ulan bu bayağı tipsizmiş be. Harbiden tipsizmiş yani. Buraya troll olsun diye koymuş Rockstar'ın. Ama neyse. Kaça kadar kalacak? Gece boyunca kalacak mı bu? Yoksa 23.30'a mı kadar mı kalacak acaba? Şöyle birazcık inceleyelim. Ne yazıyor burada? Onu okuyamıyorum bak. Yüksek bir yere geçmem gerek veya daha okunaklı bir yere geçmem gerek. Daha okunaklı bir yere geçmem gerek. Jack yazıyor. Sevgilisi mi acaba? Bakın görüyorsunuz, etrafında dolanan bir şey var. Oraya sıkıştı yani bu. Oradan kurtulamıyor. Ruhu oradan kurtulamıyor buradan. Üf, tüylerim diken diken oldu. Gidelim yanına. Ama gidince kayboluyormuş ya. Aha, kayboldu. Kaçta kayboldu? 23.44'te kayboluyor. Ya 23.44'te kayboluyor ya ben bir şey yanlış attım. Neyse, yazı kaybolmadan önce o yazıya bir bakalım. Oho, gizemi bulduk lan. Uzağa gitmem gerekiyor. Uzağa gittiğimde baştan ortaya çıkıyor. Hadi canım. Ne haber? Nasılsın? Canım benim. Alış sen bir şey olur mu? Oba! Hiçbir alt olmadı. Hop, o ne? Kuş. Kuş avlayabilir miyiz? Ha şey geldi. 12'ye kadar burada kalıyor. Şimdi olay demek ki bu. Jack yazıyor orada. Demek ki ya intihar etti, ya sevgilisi bunu aldattı intihar etti, ya sevgilisi öldü intihar etti, ya sevgilisine kötü bir şey oldu intihar etti, ya sevgilisi kötü bir şey yaptı intihar etti. Abo, yalnız şu şey çok fena görünüyor şu anda. Sanki böyle bir şurası göz gibi görünüyor da, sanki yani şöyle ağzını açmış bağıran bir ayı gibi. Ayda çok şey görünüyor ya. Ayın yanında ayı. Ha. Yine ilginç esprilerime devam ediyorum. Her zamanki gibi hiç durmayacağım. Havanızı alırsınız. Ha. Alın hava, bulut falan. Gene iyi. Aman tanrım, combo yaparım. Neyse. Dediğim gibi ihtimalleri saydım. Ya sevgilisi buna bir şey yaptı, ya sevgilisi yani buna kötü bir şey yaptı. Ya da bu sevgilisine kötü bir şey yaptı, intihar etti. Ya da sevgilisi bunu öldürdü. Bilmiyorum. Böyle teorilerim var. Ve yani GTA 5'in ilk bölümü böyleydi. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.